Kemal abi eve geliyor mu? Polise sen mi haber verdin kızım? Evet. Ne istiyorsun sen bizden kızım? Ya yakalansaydı? Ne yapardık o zaman kardeşlerinle biz? Bunu hiç düşündün mü kızım? Anne yakalansın. Korkma. Ben bakarım size. Eylül. Kemal abim bana her şeyi anlattı. Sen çocuk aklınla bazı şeyleri yanlış anlamışsın anne. Neyi yanlış anlamışım? O seni hep evladı gibi sevmiş. Ama sen onun bazı hareketlerini yanlış anlamışsın. Beni mi kıskandın kızım? Ha anne? Anne ne kıskanması, ne diyorsun sen? Hayır öyle değil. O adam beni peşimi bırakmıyor. Ya daha bugün yurda geldi. İnanmıyorsan içeridekilere sor. Nereye gitsem karşıma çıkıyor. Bana dokunmaya çalışıyor. Beni tehdit ediyor. Anne ben korkuyorum. Ne olursun bana yardım et. Polise git. Ya yakalattır onu. Ama onun elinden kurtar beni anne. Yalvarırım sana. Kızım Kemal abin sana zarar vermez. Sil at bu düşünceleri kafandan. Benim de kafamı bulandırma. Bir şey yapmıştım. Peynir de var. Soğudu ama olsun. Ya yeter! Ben yemek falan istemiyorum. Ben bana inanmanı istiyorum. Kardeşin sana emanet. Bir saate gelirim. Anne ne olur artık inan bana. Anne! Anne! Yüz bine ihtiyacım var. Yanlış mı duydum Serkan? Doğru duydum baba. Yani hatta yetmezse biraz daha isteyebilirim. Oğlum ne yapacaksın sen bu kadar parayı? Daha 16 yaşındasın. Baba, bir arkadaşım için istiyorum. Hayati derecede önemli bir durum. Kimmiş bu arkadaşın? Baba verecek misin? Tamam halledeceğim. Sağ ol baba. Peki ne zaman alabilirim? Ben seni arayacağım oğlum. Tamam. Çok teşekkür ederim baba. Bana verdiğin altınları bozdurdum. Süt parası da ayırdım azıcık. Geri kalanı burada. Sağ ol karıcığım. Mesude. Gelirken sağa sola baktın değil mi? Polis falan takip etmesin. Yok. Dediğin gibi yaptım. Otobüs değiştirdim iki kere. Kemal. Haram para değil değil mi bu? Bak oğlumuzun boğazından geçecek. Ya yok dedim ya. Aslan parçası. Eylül'ün yurduna gitmişsin. Gittim evet. Bana attığı iftiraları düşündükçe kanıma dokunuyor. Annenin aklını bulandırma. Laos'a kadın yazıktır diyecektim. Gitme bir daha. Ben konuştum onunla. Kemal abin sana öyle şey yapmaz dedim. Yanlış anlamışsındır dedim. Mesude. Sen bana hep yok. Bak. Elime geçecek bir para var. Eski bir alacak. Eğer tahsil edebilirsem, sizi alacağım gideceğim buralarda. Antalya'ya gideriz kız. Yazın denize götürürüm sizi. Eylül'ü burada yalnız mı bırakacağım? O da gelsin tatillerde. Bak,
Senin kızın bana çok fenalık yaptı ama ben gene kin gütmüyorum. Hatta elin bollaşsın birazını ona vereceğim. Yani parasızlık çekmesin kız, yazık. Oğlum benim. Evlat kokusu gibisi var mı? Annem ölse polise vermez o adamı. Vermez. Ya keşke Neriman'ın odasında gördüğünde çığlığı bassaydın. Sarıldı bana. O iğrenç nefesi değdi yüzüme. Sonra doğrudur. Yoksa her şeyi anlatırım dedi. Ben de korktum. Anlatırsa hapse girmeyiz değil mi? Yani adamı göle attık ama ölmedi sonuçta. Ya verelim parasını. Defolsun gitsin, sizi de rahat bıraksın. Pardon da nasıl vereceğiz? Yani boncuk yapıp satarak mı? 100 yıl boyunca boncuk satsak yine de o parayı biriktiremeyiz. Ben halledeceğim. Siz merak etmeyin. Ben senden para almam. Ya saçmalama Eylül. Başka çaremiz yok. Abla. Takravalli'ye de binelim mi? Başka zaman ablacığım. Anne gelmeden yurda dönelim artık. Seni bulamazsa merak eder. Hadi Serkan abiye de hoşça kal de. O bizle gelmiyor mu? Hayır. Onun evi var. Hoşça kal. Yine görüşelim tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun. Nazan evde mi? Bir dakika, siz dışarıda bekleyin. Ben kendisine haber veririm. Lüzum yok, ben kocasıyım. Kocam olduğunu hatırladın demek ki. Çok duygulandım. Yeni mi uyandın? Ne bu halin? Ne oldu? Göz zevkini mi bozdun? Bırakalım şimdi bunları Nazan. Çok ciddi bir sorunumuz var. Sen geceleri nasıl uyuyorsun, he? Bu kız bazen anneanne diye sayıklıyor. Sen de kızım diyor musun? Yoksa gözlerin kocandan başka hiçbir şey görmüyor mu? Ya cevap versene! Hadi yürü kızım. Kendine gel Tevfik. Saçmalama. Serkan öyle bir çocuk değil ki. Hem uyuşturucu kullansa ben anlamaz mıydım? 100 bin lira para istedi benden diyorum Nazan. Anlamıyor musun? O yaştaki bir çocuk bu kadar büyük parayı ne yapar? Ya kötü bir alışkanlık edindi ya da başını belaya sokmuştur. Sen niye dikiliyorsun orada? Şu çekmecelere baksana, belki bir şey buluruz. Yok işte, yok, yok. Ya sen sormadın mı bu çocuğa? Oğlum sen bu parayı niye istiyorsun diye. Ya sordum, sormaz olur muyum? Bir arkadaşım için istiyorum dedi. Başka da laf alamadım ağzından. Neye bulaştı bu çocuk? Hem senin niye haberin yok bunlardan? Annesi değil misin?
Sen de babası değil misin? Ha? Yarı yaşındaki kızların peşinden koşacağına, evinde oğlunun yanında otursaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Ne oluyor ya? Siz mi dağıttınız böyle odayı? Defne. Serkan uyuşturucu mu kullanıyor? Oha! Terbiyeli ol kızım. Ya yuh o zaman. Ne alaka ya? Serkan'ın bir tane kötü huyu var, o da yetimhane kızını sevmesi. Adamdaki cesarete bak ya. Bayağı yurda kadar gelmiş, öyle mi? Eylül'ün korkusundan cesaret alıyor işte. Ama üzülme. Şimdi müdür hanımın haberi var ya, o kadın onu değil yurda, mahalleye sokmaz bence. Hatta ben bile giremeyebilirim. Devlet bu kızları bana emanet etti. Sen burada bekleyemezsin. Aynen. Yalnız keşke gene almaya gelmeseydin. Ya çünkü yanlış anlayacak Neriman Hanım kesin yani. Yanlış anlayacak derken ne anlayacak ki? Yani canım işte sevgili olduğumuzu falan düşünebilir. Sonra anlattır öyle bir şey olamayacağını. Neden olmasın ki? Nasıl yani? Senle biz şey olabiliriz mi diyorsun? Sevgili mi oluruz diyorsun? Yok öyle bir şey demedim. Yani öyle bir şey demek istemedim. Ama sen istiyorsan. Hayır hayır canım, ben niye isteyeyim? Nereden şimdi, ne alaka? Durduk yere niye sevgili olalım canım? Bence de. Yani sence de, gördün mü bak? Senle ben yani ne alaka sonuçta? Aynen yani aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Sonuçta biz komşuyuz toprak. Bir de şeyiz, meslektaş sayılırız. Yani buraya geliyorsak seninle, konuşuyorsak çocuklar için buluşuyoruz sonuçta, değil mi? Hepsi bu, değil mi? Evet. Evet. İyi madem öyleyse, kalkalım bence artık. Hesabı alabilir miyim ben? Aa, bir dakika yalnız rica ederim. Ortaklaşa ödeyelim. Sonuçta komşuyuz. Ama tırsak mısın be? Ne ödev yapıyorsun bu kadar çok? Alıştırma çözüyorum. Hadi lan. Ya bırak! Defne Özgün. Salak. Tikiler ödevlerini sana kilitledi değil mi? Yo, rica ettiler, tamam mı? Ama bak işe yaramış. Sayelerinde ders çalışıyorsun. Sadece plan mı yiyeceğiz? Pazara gidemedim anne. Bu akşamlık idareye de var. Turşu var azıcık, vereyim mi yanına? Anne, sınıftaki herkes müsamme raporasını verdi. Biz ne zaman vereceğiz?
sene de katılmayıver müsamereye. Ama anne, ben fedakar hemşire olacaktım. Büşra, ısrar etme. Alo. Bir saniye. Kader, seni arıyorlar. Kim? Alo. Kader. Kimsiniz? Ben senin annenim. Annen mi? Gerçekten annen misin? Evet canım. Biliyorum, bu senin için çok büyük bir şok oldu. Neden telefon ediyorsun o zaman? Neden gelip yanıma beni görmüyorsun? Neden beni evimize götürmüyorsun? Ya susma, konuş ne olur. Dediklerini yapamam Kader. Karşına çıkmamam lazım kızım. Daha söyle. Bir daha kızım de bana. Kızım. Anne. Canım. Anne. Canım. Anne. Canım, ağlama. Bak bak, yoksa ben çok üzülürüm. Tamam tamam, ağlamam. Sen üzülme. Ya sakın bana kızıp telefonunu da kapatma, tamam mı? Anne, elimde değil, tutamıyorum kendimi. Anne, orada mısın? Buradayım. Anne, ne olur bir kerecik gel. Ya bir kerecik sarılayım sana, bir kerecik göreyim. Beni yanına almasan da olur. Yapamam, yapamam. Her şey için çok geç artık. Şimdi kapatmam lazım. Anne, dur dur dur, kapatma ne olur. Anne, beni niye bıraktın? Öyle gerekiyordu. Seninle beraber kalbimin bir parçasını da bıraktım. Seni çok seviyorum Kader. Benden nefret etme, olur mu canım? Anne, kapatma! Anne! Anne, kapatma! Anne, bir kere daha kızım da bana. Anne, bir kere daha kızım da bana, ne olur. Anne! Anne, bir kere daha kızım da. Anne! Anne, kapatma ya! Anne! Ablacığım. Evet. Ne güzel be. Konuşabilecek bir kardeşin var. Büşra senin de kardeşin artık. Gelsene. Gel. Fıstık. Sen niye moralin bozuk? Müsamerede fedakar hemşire olacaktım. Ama öğretmen o yere istedi diye annem izin vermedi. Parası mı yokmuş? Tamam ablacığım, ben bulur veririm. Sen öğretmeninle konuş, birkaç güne getireceğim, tamam mı? Tamam. Biraz boncuk yapalım. Çarşıda satarsın. Ya sizin arkadaş telefonun başında anne anne diye ağlıyor. Cemre mi? Hayır Kader. Ya hayatım boyunca ilk defa sizden bir şey istedim. Onu da yapmıyorsunuz. Serkan, oğlum. 100.000 lira senin yaşında bir çocuk için büyük para. Tamam, bak parasında değiliz. Sadece neden istediğini söyle. Ya söylemeyeceğim. Ama kötü bir şey için de kullanmayacağım. Anlat da kötü olup olmadığına biz karar verelim.
Anlatmıyorum. İyi, o zaman biz de vermiyoruz. Serkan. Ya baba, ona 100.000 lira verirseniz ben de isterim ona göre. Ay Defne, bir dur Allah aşkına, bir de seninle uğraşmayalım. Nazan, Serkan'ın hareketlerine dikkat et. Bir şey öğrenirsen hemen bana haber ver. Tevfik, öyle uzaktan telefonla babalık olmaz. Gel evine, çocuklarının başında dur. Anne. Hı. Bence o kıza yedirecek parayı. Eylül'e. Kızım ne oldu? Niye ağlıyorsun? Songül annem aradı. Yu. Ya benim gerçekten bir annem varmış. Seni seviyorum dedi, kızım dedi. Ya sesi o kadar güzeldi ki Songül. Ya Kader. Canım arkadaşım, bak biri seni fena işletmiş. Hayır, annem de diyorum. Kızım dedi. Ya annen olsa aramaz gelirdi. Bak bunlar hep Neriman Karas'ın işleri. Sırf seni avucunda tutabilmek için yapıyor pislik. Ya annem de diyorum Songül, niye inanmıyorsun? O zaman niye gelmemiş? Ya madem senin yerini biliyor, niye gelip seni almamış? Ya bilmiyorum. Hayır, hayır, hayır. Telefonu meşgul etme. Annem arayacak. Manyak mısın sen ya? Ya bırak dedim. Gülay'cığım, sen diğer telefonu kullanır mısın? Kader, hadi. Ben burada bekleyeceğim. Annem ararsa burada olmak istiyorum. Tamam ya. O zaman ben de bekliyorum. Tamam. Songül. Kader. Çocuklar siz niye burada uyudunuz? Uyumuş muyuz? Telefon çaldı mı? Çalsa duyardık. Hadi kalk odamıza gidelim. Yok, gitmem. Bak Kader, döverim seni. Kalk ulan. Ya gitmeyeceğim, burada bekleyeceğim. Ne oluyor burada sabah sabah? Sen arıyorsun değil mi bu kızı? Ya koskocaman kadınsın. İşin gücün yok, bunu mu işletiyorsun? Düzgün konuş. Ne diyorsun kızım sen? İlla bir annesi olduğuna inandıracaksın değil mi? Git kendine başka bir ispiyoncu bul. Benim arkadaşımı rahat bırak. Bir daha da onu annesi gibi arama. Kalk kız. Kader'i annesi mi aramış? Yani. Artık olmayan annesi nasıl arıyorsa. Ben yapmadım. Annemmiş işte. Senin annen yok. Un çuvallarının üzerine bırakıp gittiler seni. Adını bile ben koydum kaderine razı ol diye. Hadi çocuklar, hadi odanıza gidelim. Gel, hadi. Gel. Thank you.
Alo. Ne anlaşmıştık seninle? Kaderin peşine düşmeyecektin. Bir daha sakın arama çocuğu. Şey vardı ya, senden şey isteyecektim, hani neydi onun adı? Karga, karga. Neydi o? Ne kargası? Hani bir alet vardı ya karga. Neydi? Burun, burun. Ya benim musluğum bozuldu aşağıda. Çok kötü oldu mutfak. Karga burun. He, karga burnu. Ondan var mı sende? Evi su basacak ya. Çok kötü oldu şu anda aşağısı. Tamam, hallederiz. Öyle mi? Var mı sende onlar? Anlıyor musun sen bu işlerden? Ya herhalde yani. Bir kere o karga burunlu olmaz. İngiliz anahtarı lazım. Alet çantasını alıp geliyorum. İn sen aşağı. Tamam. İniyorum o zaman aşağı. İn. Tamam oldu. Defne. Hı? Bugün Cemre'nin doğum günü. Face'ten bildirim geldi. Aa, öyle mi? Ya ben onu arkadaş listemden çıkardım bile. Defne, Cemre bizim eski arkadaşımız. Ya diyorum ki ona güzel bir hediye mi alsak? Yani tepki vereceğini bilemedim. Alınır mı? E kafeye gidin. Gerçi geçen sefer hesabı ödemek için kolyesini vermiş. Bu sefer de bulaşık yıkar herhalde. Ne kolyesi ya? Nasıl yani? Keşke hiç doğmasaydın Cemre. Yani bunun contası değişecek. Basit bir iş de sıkışmış işte yani. Yakıyor hala ama. Uğraşıyorum Feride. Konsantrasyonum bozmasın. Ha peki, tamam. Muslukçu mu çağırsak acaba? Ne yapsak ha? Yok artık. Daha neler? Ya çocuk oyuncağı bu benim için Feride. İyi de ben geç kaldım ama çıkmam lazım artık. Çık Feride. Çık sen. Başımda dikilmene gerek yok. Çık. Peki o zaman ben çıkayım. Halledeceğim ben. Tamam. Tamam.
Tamam, kolay gelsin sana. Sağ ol. Oğlum bana niye kapatmadın ya? Of. Kader. Hadi kalk kalk. Eylül'ün kardeşim müsamele parasını çıkarmaya gidiyoruz. Tezgah açacağız. Ben gelmeyeceğim. Annem arayabilir. Mal bu kız ya. Kızım işletmişler seni. Ne annesi? Öksüzüz biz, yetimiz. Bunu o kafana sok istersen. Lan bir dur. Salak salak konuşma. Tamam canım, sen kal. Biz gidiyoruz. Başka bir isminiz var mıydı acaba? Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Buranın sorumlusu kim acaba? Bir şey konuşacaktım ben. Savaş Bey, şurada kendisi. Teşekkürler. Pardon. Buyurun. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama. Estağfurullah, buyurun. Geçenlerde arkadaşımın parası çıkışmamış. O da hesap için kolyesini bırakmış burada. Hatırladım. Evet, oldu öyle bir şey. Ya ben hesabı ödesem kolyeyi geri alabilir miyim acaba? Ya mümkün değil. Çünkü ben kolyeyi kız arkadaşıma hediye ettim. Yani şimdi ondan geri isteyemem. Bakın, sizi zor durumda bırakmak istemem. Ama o kolye arkadaşım için çok değerli. Yakın zamanda ailesini kaybetti. Hem de çok acı bir şekilde. Babası önce annesini vurdu. Sonra da intihar etti. Gerçekten mi? Yani eğer kız arkadaşınızla konuşabilirseniz, durumu anlatabilirseniz çok mutlu olurum. Tamam. Ben kız arkadaşımla konuşurum. Kolyeyi de geri alırım. Birkaç saat sonra uğra, kolye hazır olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Bana bak kızım. Sen benim oğlumu sahipsiz mi sandın kendin gibi? Ha? Ve karşısına geçip iki cilve yapacaksın. O da sana para verecek, öyle mi? Hadi canım, yürü müdüre her şeyi anlatacaksın teker teker. Hadi. Ben kimseden para falan istemedim. Ne oluyor ya? Bırak kızı. Lan çekil. Yürü sen de, hadi yürü. Hadi yürü. Ya istememiş kız işte. Rahat bırak kızı Nazan Hanım. Ne o Cemre? Dövecek misin beni? İki günde ortama ayak uydurmuşsun bakıyorum. Arsız. Yürü hadi, yürü. Hadi yürü. Ne oluyor? Siz burada necisiniz hanımefendi? Ha? Şu kızlara terbiye, ahlak öğretin. Beceremiyorsanız bana bırakın, ben hallederim. İşimi sizden öğrenecek değilim. Derdiniz neyse insan gibi bağırmadan anlatın. Evet, buyurun, dinliyorum. Peki hanımefendi. Bu kız oğlumdan para istemiş. Hem de öyle 2-3 kuruş değil. 100.000 lira. Ya vallahi istemedim. İsterseniz Serkan'a sorun. Eylül, tamam. Siz yine yanlış anlamışsınız belli ki. Önce gidip oğlunuzla konuşun Nazan Hanım. Benim kızlarımı da bir daha rahatsız etmeyin. Teyzeciğim, bak kapı şurada. Hadi canım benim, hadi. İkile. Bu konu burada kapanmayacak. Ya bu kadın hayattaki tek aksiyonu bizimle uğraşmak galiba. Evet, nedir mesele?
bir şey yok Feride Hanım. Para olayı ne? Dinliyorum hadi. Ya yemin ederim bilmiyorum. Siz benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Hayır. Peki tamam. Gel. Yetimhane kızlarının el emeği bunlar. Gel. Buyur ablacığım. Bunlar yeni moda takılar. Denemek istersen aynı tutayım sana. Daha farklı bir şey var. Nasıl bir şey aradığını bana söylersen. Nasıl? İnceler de var. Ben senden para mı istedim ha? Annem bugün yurda gelip bana kızdı. Yardım etmeye çalışıyordum. O herif senin peşini bıraksın diye. Karışma bana. Ben senin yardımını falan istemiyorum. Keşke aileni bu işe karıştırmasaydın Serkan. Ya ben iyi bir şey yapmaya çalışıyorum Cemre. İnsan fakirleştikçe daha alıngan, daha gururlu oluyormuş. Bana da öyle oldu biliyor musun? Böyle hastalık gibi bir şey. Tuhaf. Bu arada doğum günün kutlu olsun. Hatırladın mı? Ya, internetten. Öyle bir şey vardı değil mi? Ben ailemi kaybettiğim günden beri hiç kullanmıyorum. Eski arkadaşlarımın mutlu aile fotoğraflarını görmeye dayanamıyorum. Ablacığım. Bizimkiler nasıldı Serkan? Anlamadım. Ya nasıl konuşuyorlardı, nasıl gülüyorlardı? Ben hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Böyle aklımda tek bir resim kaldı. Annemle babamın böyle yerde kanlar içinde cansız yattığı o an. Bazen böyle gece başımı yastığa koyup annemle babamın gülümsedikleri anları hatırlamaya çalışıyorum. Ama olmuyor. Ben galiba bir daha mutlu olamayacağım Serkan. Abi nasıl becerdin bunu ya? Şimdi çeşmeyi komple değiştirmek lazım. Tamam ustacığım sök. Ne gerekiyorsa yap sök. Hayır yaparım da kurcalamadan önce çağırsaydın bana daha az iş çıkardı. Anlamıyorum ustacığım. Anlamıyorum ben bu işten. Yani mutlu oldun mu? Daha fazla mahcup etmesen beni. Anlamıyorsun, niye kurcalıyorsun? Alo. Ne yaptın? Hallettin mi musluğu? Ya bak yapamadıysan usta çağıralım. Hallettim, hallettim. Sorun yok. Ya bir musluk için usta mı çağırılır? Sağ ol. Rica ederim, rica ederim. Hediye. Hediye. Ne bekliyorsun sen? Telefon. Yok. Eğer acil bir şey değilse sonra arar mısınız? Telefon bekliyorum da. Önemli lan. Git çağır hadi. Siz üvey babası mısınız? Evet benim. Sen de o malum arkadaşlarındansındır herhalde. Bana bak. Şimdi aç kulağını beni iyi dinle. Bizim oralarda eski bir hastane vardır Eylül bilir.
Onun arkasındaki binada bekleyeceğim. Eylül'de emaneti alacak, gelecek. Biliyorsun değil mi emaneti? Niye sustun lan? Dilini mi yuttun? Biliyorum. Emaneti alacak, gelecek. Tam bir saat sonra. Ben de orada bekleyeceğim. Yoksa? Hepinizi mahvederim. Anladın mı beni lan? Hadi kapat şimdi telefonu. Aradı. Emanetini istiyormuş. Hadi gelin. Yukarıda konuşalım. Eğer altınları ona götürmezsek bizi mahvedecekmiş, öyle söyledi. Nah mahveder. Küçüğüz de bizi korkak sandı galiba ya. Kızım, gider söyleriz. Yok işte altınlar, çalmışlar. İlgileneceğim ben, merak etme. Sağ ol dedem. Ya bizi öldürür. Gitmeyelim. Ya beklesin dursun öyle. Ya o tekrar buraya gelirse? Ya gelemez. Biz burada güvendeyiz. Kızlar lütfen yapmayın ya. Kendinize gelin, bize hiçbir şey yapamaz o adam. Eylül. Nereye? Tuvalete. Bak sakın kendi başına bir işe kalkışma. Vallahi tuvalete gidiyorum. Tamam.